Sünnet-i Seniye olmadan Kur'an'ı yaşamak mümkün mü? Unutulmamalıdır ki kelime-i şehadet getirmeden Müslüman olunmaz. Muhammedur Resulullah olmadan kelime-i şehadet olmaz. Eşhedü. 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 Allah. Allah. İlaha. İlaha. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Anna. Anna. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resuluhu. Ve Resuluhu. Cenab-ı Hak birçok ayette Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örneklik vardır. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman müminlere ona itaat etmek düşer. Eğer Allah'ı seviyorsanız Resulüne tabi olun ki o da sizi sevsin. Gibi ayeti kerimelerde Efendimizin bazı vazifeleri olduğunu ve müminler üzerine bazı vazifeler tevdi ettiğini görüyoruz. Müminlere örnek olmak, onlara bazı konularda hüküm vermek, müminlerin ise bu örneği yaşamak ve verilen hükümlere uymak gibi bir mesuliyet içerisinde oldukları gayet açık bir şekilde anlaşılmakta. Efendimiz bir postacı değildir. Onlar Kur'an'ı kapımızdan bırakıp gitmesi gerektiğini, herhangi bir hadise, sünnete ihtiyaç olmadığını iddia ettiklerinde ne kadar komik bir duruma düştüklerinin belki de farkında bile değildir. Çünkü bu dinin peygamberi kendisine indirilen kitap hakkında hiçbir şey söylemeyecek ama onlar Kur'an hakkında uzun uzadıya konuşacaklar, yazacaklar, videolar çekip tweetler atacaklar. Kendilerince insanları irşad edecekler, öyle mi? Komik. Peki Kur'an Efendimiz'e örnek almamızı söylediği halde Kur'an'ın bu emrine nasıl tabi olacağız? Görmedik ki deme hakkımız var mı? Elbette ki yok. Çünkü Kur'an'ın hayat modeli Efendimizin sünneti ortadadır. Sünnet-i Seniye ve hadisi şerifler bize Kur'an'ın nasıl hayata tatbik edildiğini göstermektedir. Aksi halde haşa, yüz bin kere haşa, Kur'an'da bir hayat tarzı var ama Avrupalı filozofların ütopyaları gibi uygulayan var mı diye bir itiraza Efendimiz capcanlı hayatıyla, sünnet-i seniyesiyle tokat vuruyor. Zamanımızda maalesef Efendimizin hadis-i şeriflerini batılı oryantalistlerin ve onların yerli işbirlikçileri hafife aldırmaya, inkar ettirmeye çalışıyorlar. Böylece yüzyıllarca Kur'an ve hadis-i şerifler üzerinden terakki eden akaid, fıkıh, tefsir, kelam, hadis gibi İslami ilimler ve eserler alimleriyle birlikte bir çırpıda silinip çöpe atılmak isteniyor. Bir sonraki adımda da saldırı rahat bir şekilde Kur'an'a yöneltilebilecek. Düşman, İslam kalesini yıkmanın yolunu hadis inkarcılığında görmektedir. Mesela anayasa, hukuk sisteminin temel kaynağı olup tek kaynağı olmadığı gibi kanunlar ve yönetmelikler de hüküm vermede gerekli unsurlardır. Kur'an'da bir erkeğin evlenemeyeceği kadınlar sayıldığında torunuyla evlenemeyeceği noktasında herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bu konuda yasak koyan Efendimiz'dir. Ayrıca hırsızın elinin kesilmesi emredildiğinde bu emrin ne şekilde uygulanacağı ve çalınan şeyin değerinin belli bir miktarın üzerinde olması gerektiğini belirten de hadislerdir. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin miktar, zaman ve şekil tanzimi, nikahın ilanı ve şahitleri, gusül abdestinde ağza ve burna su verme gibi İslam hükümlerinin ekseriyeti hadislere dayanmaktadır. Görüldüğü üzere Kur'an bir yol, sünnet ise yoldaki şeritler, uyarı ışık ve levhalarıdır. Hedefe vasıl olmada hangisini yoldan kaldırırsanız yol selametinizi de kaldırmış olursunuz. Apaçık mucizeler ve kitaplarla insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Cenab-ı Hak, peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi de yasakladıysa ondan sakının buyurduğu halde bir de sanki bu ve benzeri ayetlerden habersizmiş gibi davranıyorlar. Söyleyin, kimin haddi var ki Efendimizin verdiklerini almasın, yasakladıklarından sakınmasın.